أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلوات sonra belki de onun ikinci dersi olarak 15-20 dakikalık bir yer var, antika bir yerdi. Fakat misisi gelmesini bekliyorduk, geldi. Şimdi 21. sözden okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Dördüncü ikaz. Ey sersem nefsim. Şimdi başı dönmüş. Sersem şu. Şurada bir adam koysak ortaya, böyle dönse herkesi tanır, görür, bilir. O adam dönmeye kalksın izni, her şey birbirine geçer. Hiçbir şey sabit olmaz. Sersem bu. Yani hayatı böyle bakıyor. Hayat anlamsız olmuş. Hayat anlamsız olursa intihar seçenek olmuş. Yani bunun hayatında bir amacı yok. Yani farkındalığı yok. Farkındalık yapmayınca hayat her günü aynı. Bıkıyor bu sefer. Çünkü mutfak, tuvalet, yatak, iş, bu dikdörtgen olunca hayat anlamını yitiriyor. Farkındalığı olmuyor. Fark etmiyor. Yani dünyanın her gün aynı çarşı, aynı pazar, aynı ağaç, aynı köy. Peki ne değişmesi lazım? Kendisi değişmesi lazım. Değişmedikçe kendisi, alem de değişmez. Alem de değiştirmezse her gün aynı zanneder, bıkkınlık verir, ürfet olur, buhran geçirir, intihar seçenek olur. Niye? Anlamlandıramamış olayları. Mesela musibet nedir? Sana isabet etmiş demektir. Musibet isabetten geliyor. Yani sana basamak olmuş, seni bir yere taşıması lazım. Hayatı farklı bakmana vesile oluyor musibet. Çünkü musibet isabetten gelmiş. Yani öyle tombala atıp da sana denk gelmemiş. O oku atmışlar, seni vurmuş. Sana bir şey diyor o. Sana o bir şey diyor. İşte hayatı anlamlandırık, insan kendisi anlamlandırırsa, farkındalığı gelirse her gün alem farklı olur. Yok, anlamlanmamış, kendisini fok balığı gibi büyütürse sahil köyü her sene aynı. 50 sene önce de aynıydı. 10 sene sonra da aynı olacak. Ne anlam var yani burada? Yaşasa ne olur, yaşamasa ne olur? Yaşa diyelim sana, gitti işte. 40 sene yaşasa ne olacak? Aynı. Çünkü kendisi değişmemiş. Buranın değişmesi için kendisi değişmesi lazım. Değişmesi lazım. Şimdi bizi değiştiren sebeplerden bir tanesi de namazdır. Nasıl değiştiriyor? Haletimizi değiştiriyor. Fikriyatımıza o kadar yapmasa da duygularımızı değiştiriyor. Namaz duyguyu değiştirir. Başka hissiyatı değiştirir, latifeyi değiştirir. Döner fikriyatı da değiştirir. Şimdi onu okuyorum. Ey sersem nefsim, acaba şu vazife-i ubudiyet neticesiz midir? Yani insana bıkkınlık veren neticesi yok ya. Hakikaten kıl kıl her zaman bitmiyor ya. Hakikaten bitmiyor. Bitmediğinden usanç veriyor. Namaz bitmiyor kardeşim, namaz bitmiyor. Onun için usanç veriyor. Bitiyor mu, bitmiyor mu? Ömür bitene kadar bitmiyor abi. Bitmiyor. Peki ömür bitince bitecek mi? Bu tarafta bitecek. Bitti ya. Demek ki bitiyormuş. Nereye kadar varmış? Bitmiyor. Oo, sonsuz. Yok. Namaz ölünce bitecek. Kapımız namaz bitiyor ama. Bitiyor. Fakat hakikati ne oluyor? Diyor ki acaba bu, şu vazife-i ubudiyet neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Ücreti az mı acaba ya? Mahmutsa nereden? Şuradan.
16 saat İstanbul'a tır sürüyor ya. 16 saat. Gidip geliyor ve zevk alıyorum diyor. Şimdi 16 saat. Tır sürer, misal nefis böyledir. Misal çok garibime gitti. Şimdi tırdan indirelim. Tırdan kazandığı parayı verelim. Kaza kalmış bu namazlarını kıl. 16 saat değil de 10 saat kılmaz. Peki niye? Tırın, tırda ücret var. Peşin ücret. He. Biz de ücret verdik abi. He? Biz de ücret verdik. Nasıl verdin? Ya tırdan kazandığı parayı kendine veriyoruz. Kıl peşin verin gene yap. Peşin veriyoruz. Peki tırdan kazandığını versek namaz kılabilir misin 10 saat? O zaman bir bakalım kim bu kıldırmıyor ya? Bir de merak ettim, ücreti az mı? Namazın ücreti yok mu? Varsa ne kadar ki? Halbuki bir adam sana birkaç para verse yahut seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır ve futursuz çalışırsın. Bir adam iyi bir para verse tarlada çalışırsın. Veya korkutsa çalışırsın. Yani korku adama sabahtan akşama güneşin altında çalıştırır mı? Çalıştırır. Çalıştırır. Kafana silahı dayasa öyle mi çalışırsın? Tamam. İkinci örnekti bu. Acaba şu misafirhane dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına, yani kut ve gına ne demek? Kut ne? Rızık. He? Gıda ise öbürü. Kut ve gına. Ha, gıda. Gıda yani mesela. Kuvvet değil mi adam? Kut, kut. Kut, kuvvet ama nasıl kuvvet? Kalbe, kalbimiz böyle öyle bir şey ki yanar döner. Değişken bir özelliğe sahip. Kalbi sabit tutturursan duygularına sahip olursun. Bak bir şey söyleyeyim size. Düşüncelerinize sahip olun. Yoksa fikirlere dönüşür. Fikirlerinize sahip olun. Yoksa hislere dönüşür. Hislerinize sahip olun. Duygulara dönüşür. Duygularınıza sahip olun. Latifeye dönüşür. Latifeye sahip olun. Kadere dönüşür. Kaderin olur senin. Son kader. Senin kaderindir. Tamam mı? Şimdi kalbimiz acayip. Şöyle yapsa bak. Pıt 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 pıt. Kriz geçiyoruz galiba. Dün bir kardeş Mehmet Güven var. İstatistiği okumuş. Dedi ki Allah'a şükret dedi odaya geldi bana. Demek o gün etkilenmiş. Bir rapor çıkmış da yanlışlıkla onu karıştırmışlar. Adam neler çekmiş demiyor da ben anladım. Türkiye'de 50 ve sonrası yaş gelenler yani 50'den sonra yaşayanlar %75 ölmüş. Allah Allah. Kalp veya sahineden ölmüş. Kanser kalpten ölmüş. 50'den sonra %30-35'i yaşıyormuş. O neslin. Tamam böyle acayip bir şey. En fazla kayıp da 30-40 arasında oluyor. Var mı arasında olanlar 30-40? Var değil mi? Dikkat et. Böyle deyince benim sesimi çıkartmadım. Ya şimdi böyle ikide bir değişken bir kalp var mı? Var. Bunu nasıl sabitleyeceğiz de? En ufak bir şeyde olmasın. Ona bir güç vermemiz gerekiyor. O da namaz. Namaz sana üç tane hissi kazandırır. Başta temelde bir, teslim, tevekkül, itimat. Bak. Diyelim ki Allah göstermesin ama gösterecek en sonunda ölmeye yakınsın. Kanser veya kalp o anda yatakta yatıyorsun. Doktor sana dedi ki sen arkadaş rapor bu. Sen kansersin. Olmuş ha? Yanlışlıkla kanser olmuş adama karıştırılmış. Röntgen karışmış ona vermişler. Adam kanser değilmiş ama o ameliyat tamam kansersin falan ameliyat. 15 güne kadar adam kanser olmuş. Allah. He. Öyle zannettiği için oldu abi. Psikolojik, i̇şte psikolojik oldu. Çünkü bana geldi de beni buldu. Yani bu psikolojik olarak kalkar mı? Ama olmuş kanser.
Ya, bak niçin anlattım bunu? İnsan namaz kılarak üç tane sıfatı aktif olur. Devamlı canlı olur. Mesela hidrofor gibi, işte şamandıra gibi, yani böyle otomatik tak tak veya kalorifer gibi basınç düştüğü zaman. Şimdi sen şuurlu ol veya şuursuz ol. Arkada o basınç sistemi çalışacak. Nedir o? Namaz kılanda teslim, tevekkül, Allah'a itimat. O sana listeyi verdikleri zaman veya ölümü böyle hissettiğin zaman tutunacaksın diye böyle kafayı koydun. Neye güveneceksin? Şimdi size soruyorum 5 saniye. Herkes içinde söylemeye gerek yok. Düşünsün ya şu anda ecel gelse, evet insan ameline güvenmez ama hangi amelime tutunabilirim? Hatırınıza ne geliyor? Onun çapını genişletin. Aslında o itimat güven zaman ilaç gibi de oluyor vücuda maddi olarak da. İlaç, maddi ilaç. Yani daha mesela bak. Ben vücudu koruyamamaktan kanser oldum. Ben vücudu koruyamamaktan şey oldum, şu oldum, bu oldum. Bir de şöyle düşün. Ya benim sahibim bana daha hakim. Ve sonsuz güç sahibi. Bak ben acizim. Vücudum da zayıf. Nasıl hakimleneceğim ya? Nasıl kontrol edeceğim? Benim sahibim olan Allah, makine onun. Bir de gücü sonsuz. Bir de çok tuhaf. Gücü sonsuz ama merhameti de sonsuz. Bir de beni sonsuz seviyor. Nasıl bir itimat olur değil mi? Sen yabancıların koğuşunda ilk defa gittiğin yerde rahat yatabilir misin ya? Bir yere gittin millette ooo ana baba günü. Orada yatıyoruz. Nasıl yatarsın ya? Bir de annenin yanına düşün. Evde annenin evdesin. Böyle sanki parmakların üzerine dolaşıyor. Aman oğlum uyanmasın diye. Değil mi? Sen ona güvenirsin değil mi? Kafama bir şey vurur mu diye. Demezsin. Ha böyle bir şey işte. Namaz kılınca Allah'ına teslimiyet artıyor. Bağ artıyor. Ne artıyor? İtimatın artıyor. Teslimiyetin artıyor. Tevekkülün artıyor. Senin elinde değil. Kılarken oluyor. Şöyle bak. Burada pervane var mı elektrik imal eden? Adana'da. Var var. Var değil mi? Tepede bak. Tepede dolu var. Aynı şey bakın gençler. Aşağı pervane yukarı. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ne oluyor peki? Aynı şeyi ne tekrar ediyor ya? Ne elde ediliyor? Enerji üretiyor. Enerji üretiyor. O enerjiyi şehirde süpürge makinesi kullanılıyor. Lambada kullanıyoruz. Buzdolabında kullanıyoruz. Yani inşaatta, celaskalıda kullanıyoruz, fırında kullanıyoruz. Her yerde değil mi? Peki her cihazı çalıştıran elektrik nerede imal ediliyor? Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Biz de aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Anladın mı? Elektrik imal ediyoruz. O elde edilen elektrik nerede kullanacak? Teslim, tevekkül, itimat, his, güven, memnuniyet, iftihar. Ondan sonra olayları yorumlamada arkaya geçiyorsun. Elektrik bu. Kullan da kullan. Tedavi oldun artık. Ya tedavi bu ya. Aküyü doldurmak gibi. O kadar. Çoğunuz tırcısınız bir kısmı diyelim. Sağlam bir akü düşün. Tır. Hanan hanan kaptı. Orta seviyeli kaptı ama kaptı. Üçüncü bir şey. Akü. Kıt kıt. Ceyran var ama kıt kıt. Marşı çevirmeyecek kadar kıt kıt. Eğiteceksin ama tırda itilmez ki. Hadi şimdi ittin. Her yerde itebilir misin? Olmaz işte. O zaman imam var ama namaz marşını çevirmeyecek kadar var. Depo az. Depo az. Ha, o zaman onu aküye şarj basacaksın. O şarj aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı pervane gibi aşağı yukarı, aşağı yukarı elektrik imal ediyoruz. Ya aynı şeyi tekrar ediyoruz. Pervane de aynı şeyi tekrar ediyor. Değirmen de aynı şeyi tekrar ediyor. Niye demiyorsun? Ne lan bu? Mantıksız mantıksız iş yapıyor. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Her şey aynı şeyi tekrar. Süpürge makinesi aynı şeyi tekrar ediyor. Elektrik ampullerin o kadar aynı şeyi tekrar ediyor. Akıyor 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 akıyor. Mantracı süt devamlı akıyor akıyor. Lan yeter lan hep akacak mı? Tabii ki aksın. Çok aksın değil mi? Evet. Akü nerede şarj yapacaksınız? Ha, aküyü şarja bağlayacaksın. Kalbi. Namaz.
namaz dergahı Allah'ın huzuruna. Yani basit gibi gözüküyor ama ne olur gençler, bak, inanın ben namaz kılmanız için, ahiretin için bahsetmiyorum. Benim mesleğim biraz ruhiyatçıyım, psikolojiciyim. Panik atar, depresyon, hayat anlamını yitirirse intihar seçenek oluyor, kendimi kontrol edemiyorum vesaire. Onlara panzehir gibidir namaz. Mesela Kur'an'da Allah tehdit ediyor ya namazı kılın, ısrar ediyor. Yani hep bizim için niye ısrar ediyor ki? Mesela doktor da ısrar ediyor şu ilacı iç diye, değil mi? Yani Allah makineyi biliyor. Yani mazot koymasan motor nasıl çalışacak? Allah da ısrar ediyor. Yapma, dünya ve ahirette sana bu güç lazım. Ya kardeşim açsın mide bağırıyor. Öyle değil mi? Kalbine şey vermesen sevgi o da aç. Kafana ilim vermesen o da aç. Değil mi? Yani maneviyat da bir midedir. Gıdası da namazdır. Vermesek ne olur biliyor musun? Öf. Canım sıkılıyor. Ne oldu? Aç mısın? Açıktan mısın? Sakat mısın? Yok. Niye canın sıkılıyor? Ruh sıkılıyor kardeş. Daralıyor mu? Daralıyorsun tabii. Namaz yok. Nasıl daralmayacaksın? Dünya sıkıştı. Kubbe üstüne çöktü. Bak dünyanın dar olması, geniş olması bununla alakalı. Anladın mı? Bununla alakalı, bununla. Dünyanı dar eden de burası, geniş eden de burası. Namaz yoksa o kalba nasıl gıda vereceksin? Nerede bulacaksın ya? Akı boşaldığında sistem de çalışmıyor abi. Ya hiçbir şey çalışmıyor ki. Hepsi bitiyor. Demek ki acaba şu dünya misafirhanesinde kalbine kuvvet ve gıda. Elbette bak namazın faydasını söylüyorum, ücretini söylüyorum. İlaç almıyor musunuz kalp ritmini için? Ritim bozulmasın. Tansiyon, nefes darlığı için kapalı kullanıyorsun. Çocuk gıdasız kalınca bak şimdi. Namazın ücret şeyi faydasını söylüyorum. Kalbine güven, güç, itimat, teslimiyet namazda oluyor. Başka? İster istemez gidecek yerin olan kabirde gıda ve ziya. Kabire girmeyecek misin? Gireceksin. İstersen girecek. Karanlık değil mi orası? Kimse de ekmek vermeyecek sana. Kabrine ışık ve yalnızsın arkadaş. Karanlık, aydınlık. Dar ve geniş olacak. Namazda. Etti mi ki? Tamam dünyada kalbi söyledim. İster istemez kabirde de bu işe yarıyor namaz. Başka? Daha namaz bitmedi. Ha var ya trende şurada burada. Evet. Bunu alana kalem bitmedi. Tarak bitmedi. Tava diyorlar ya. Bak namazın faydası. Kalbi bu. Kabirde de bu bitmedi. Herhalde mahkemen olan mahşerde senet ve berat. Haşir meydanında mahkeme olmayacak mı? Olacak. Sennet ve berat. Ne yaptın sen dünyada? Ya Rabbim. Aha bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yap. Sennet ve berat. Sennet yani yaptığın icraata işe sennet al. Namaz sennet. Bir de berat. Çünkü Allah Resulü diyor ki namazın hesabı ahsan olan hesabı suhuletli olur. Yani namazdan hesabın kolaysa diğeri bir şekilde olur. Her vakit için mi senet? Her vakitin senet. Eksik olmayacak bu zaman. Eğer namazda hesap zorsa hesap çok zor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Gençler dinliyor musunuz? Ha, ölüm bayılmak değil biliyor musunuz? Ya yanlış oldu ya. Bir daha döneyim dünyaya ben farklı şey yapayım. Öyle bir şans da yok. Bir türlü de yok bu işin. Bir türlü de atsam da. Yani ölüm bayılmak değil biliyor musunuz? Daha önce ölen var mı? Olsa buradaydı o zaman. Yani yok. O zaman ölüm... He? Bunlar mezellik denir. Öyle mi mezellik? Yani o zaman ölüm denenmemiş biliyor musunuz? Şakası yok. Ölüm denenmez ha. Ölümü bir denediniz mi? Vele dalil amin. Ama mutlaka öleceğiz. Demek ki namaz dünyada
teslim, tevekkül, itimat veriyor. Sonra kabirde yalnızlığını gideriyor, ışık veriyor, geniş yapıyor, arkadaş oluyor, ısındırıyor. Üç, ister istemez mahkemen olan mahşerde senet ve beraat bitmediği gene var. Ve ister istemez üstünden geçilecek olan Sırat Köprüsü'nde Nur ve Burak. Üstünden geçilecek Nur ve Burak olacak. Burak tamam da Nur ne yapacak ki orada? Nur. Sırat'ta. Şimdi tamam Burak seni geçirdi. Bu zahir. Batınını ne besleyecek? Ruhunu Nur. Nur yani namaz nurdur. Kur'an nurdur. İman nurdur. Nurun ala nurdur. Yani feyiz devamlı arkadaş. Şöyle bir şey diyeyim. Kabile vefat ettikleri zaman ilk akşam nünker mekir gelmeden hemen kalbin yanına birisi dikilir. Bak namazı, namaz farz. Namazdan konuşmayacağım. Sünnetten konuşacağım şimdi. Farz in aşağıya, vacip in aşağıya sünnet. Sünnet, farz artık hayal et diyeceğim sana. Nükem Ekir diyecek ki o bir can, bir varlık. Nurani bir melek. Nükem Ekir diyor ki, arkadaşım, kardeşim şuradan çekil. Kalbini çekil oradan. Böyle kopya mobya ver, çek oradan. Ben hesap soracağım şimdi hesap. Hayır ben onu terk edemem diyor. Ya çekil diyor. Hiç kimse anlaması lazım. Hayır diyor. Üç defa tekrar ediyor. Çekil diyor. Ben hesap soracağım. Sen kimsin diyor. Diyor ki beni dünyada bırakmayan, beni bırakmayan ben Kur'an'ım. Dünyada o beni bırakmadı. Ben de asla onu bırakamam. Nida geliyor. Nida de geliyor ki tamam bırakma ama o kalpten yanında çekil. Gene orada bulun. Kur'an onun aleminde ruhani oluyor. Başucunda bulunuyor. Hesap ver, daha vermeden çekilirken Kur'an diyor ki o canlı sen beni dünyada bırakmadın. Ben de asla seni hiçbir yerde bırakmam. Endişe etme. Şu anda seninle savaş yapacak ama ben yanındayım. Korkma. Ne korku vardır ne de endişe. Ayet değil mi? Hafız. Neydi o? La havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ne de hüzün vardı, ne de korku vardır. Aslında Kur'an olarak eve Kur'an asar çok o zaman. Ya, Kur'an asar ne olur? Kafaya asacaksın. Kafanın içine ama dışarıda değil de. Ha şimdi namaz, dünyada kalbe gıda, kabirde nur ve gıda, haşir meydanında senet ve berat, ister istemez üzerinden geçilecek olan Sırat Köprüsü'nde nur ve burak. Dur bakalım başka var mı? Namaz neticesiz midir? Veyahut ücreti az mıdır şimdi? Bu işleri yarıyor. Ya kardeşim hukuk burasında yazıyor. Danışmak 100 lira diyor. Bazı bürolar 50 lira ama bir şey danışıyor sen 50 lira 100 lira vereceksin. Ve bir şey mi yaptı? Danışma şeyleri var ya böyle müesseseler var. Bu ticaret yapanların danışma meseleleri var ya, buraları var. Ya kardeşim bu namaz bu kadar işe yarıyor. Peki hiç düşünmedin mi ki bu kadar can sıkıntın var. Acaba bu nereden kaynaklanıyor? Peki ilaçla bastırsan çaresi var mı? Yok. Yok. Bastırsan o. Olmadığına delil şu. 7 seneden beri, 3 seneden beri ilaç kullanıyorsun. Niye düzelmedin? Çünkü senin sıkıntıyı ilaçla bastırıyorsun. Senin sıkıntının sebebi o değil ki. A doktor yapıştırmış. Ne sana namazsız mı diyecek? Psikoloji diye bir etiket yapıştırıyor. Böyle dannamin. Seninle mi uğraşacağım diyor. Yani sen namaz kılman lazım. Maneviyatını doldurman lazım. Aklına bilgiler dolduracaksın. Onun için lisan okuyman lazım demeyecek. Sıkıntı, panik atar. Ama ben 2 dakika dinliyor. Allah şu ilacı de. Sen gel al şu ilacı de. Kaç sene olursa olsun. Niye? Bedensel bir hastalık değil ki sıkıntı. Bedensel değil ki. Sıkıntı bedensel değil ki. Kilo mu eksik? Hiçbir şey yok. Sağlam. Demiyorlar mı doktora bugün gittin? Lan git kardeşim ya. Hiçbir şey yok senin.
Ne diyorlar? Ama bir şey söyle ya, sıkılıyorum. Psikoloji. Yani ruh gıdasız demektir. Türkçesi psikoloji ne demek? Ruh gıdasız demektir. Hocam doktor bunu daha bilmiyorsa bu doktor da hasta o zaman. Doktor da hasta tabii. Aslında şimdi ilçeyi söylemeyeyim. Bir ilçede bir psikiyatrist, bir doktor var devlet hastanesinde. 60 kişiye günde bakıyor. Zaten suratına bakmıyor hastaları. Bakacak şey yok. Adam bitmiş kendisi. Dert dinleyen ne? Dert gibi. Neyim var diyor. Canım şöyle mi diyor? Tamam. Böyle yapıyormuş. Tamam hepsini getirme. Al şunu. Sen gel. Ya ben işte onu kafaya tak. Tamam. Gerisini getirme. Kafaya tak. Takıntı. Sırada 60 kişi var. Hadi gönder. Peki adam ne hale gelmiş? Bir görseniz tipi. Bir görseniz var ya. 6 ay işiniz ters gider. Kara basanlar basar size. Tipini görseniz adam. Sistemi acayip bozulmuş. Murat abinin gitti doktora. Evet. Murat gitmiş doktora. Abi diyor. Gece kara basanlar basar diyor. Çünkü o hali gelmiş. Hepsi mi yok? Adam kendisine yatırım yapıyorsa, talip olduğu kadar tamir oluyorsa tamam. Devam ediyorum. Hulfu vaat edebilir. Ha. Bir adam sana 100 liralık bir hediye vaat etse 100 gün seni çalıştırır. Halbuki hulfu vaat yapabilir. O adama itimat edersin, futursuz iş dersin. Bazen bir fabrikada çalışıyorsun ya, tarlada. Adam 100 lira vereceğim diyor. Aylık vereceğim diyor. Vermeden dışarıya atılanlar var. Mesai vermiyor abi. Mesai ya, bıraktırıyor. Mesai vermiyor. Mesai. Vermiyor. Şuraya bak. Mesela tarlada çalıştı, vermiyor. Sonra vereceğim diyor. Peki buna itimat ediyorsun. Çalışıyorsun. Acaba vaadinden, hulfu vaadinden, hakkını vaadinden vazgeçmek muhal olan bir zat, cennet gibi bir ücreti, saadet-i ebedi gibi bir hediye sana vaat etse, sen pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, sen hizmet etmesen veya isteksiz, sühre gibi veya usançla, yarım yamalak hizmetinle onu vaadinde ittiham ve hediyesini istifaf etsen, pek şiddetli bir tedibe ve dehşetli bir tazibe mustahak olacağını düşünmüyor musun? Adam seni vaat ediyor bir ay sonra. Ver. Oluyor böyle. Peki Allah vaadinde vaat ettiği bir şeyi yapmaması, vazgeçmesi muhal. Mümkün değil. Allah dedi bitti. Allah diyor ki dünyada kalbinize güven salacağım. Namazda. Kabire gıda ve nur olacak. Haşirde senet ve berat olacak. Sırat köprüsünde nur ve burak olacak. Cennette ise Allah nihayetsiz nimetleri vereceğim diyor. Bunları vaat ediyor. Allah da vaadinden dönmez. Şimdi ne kadar senden ne istedi ki? Ya bir kere psikolojici sana dese ki bu buhran geçiriyorsun ya, çok ağır ilaçlar veya intihar eşiğine geldi. Şu namaza benzer hareketi 5 defa yaptırsa yapmayacak mısın? Yaparsın. Kendisi için hiçbir şey istemez. Biz mi? Evet. Ondan sonra niye yapayım diyor. Doktor yazdılar abi. Ya. Baba. Diyor bir de Allah vaadinden dönmez. Vaat etti. Vaadinden döner mi? Dönmez. Bu Allah ya. Mustafa. İyisin değil mi? Onu vaadinde itham, hediyesini istifaf etsen Allah vaat etti. Ama yapmayana da şunu vaat ediyor. Allah'ın bu hediyelerini kale almasa, hafife alsa, pek şiddetli bir tedibe ve dehşetli bir tazibe mustahak olacağını düşünmüyor musun? Ya kardeşim ne diyeceksin? Hatan nasıl düzelecek ya? Bir şey söyleyeyim size de, gerçi benim pek meşrebim de yok ama size nakledeyim hadisi. Dünyada bir sene 12 ayda oluyor değil mi? 12 ay. 1000 sene düşünün, 1000 sene bir de. 1000 sene. Bak, 12 ay, 1 sene. Bir de 1000 sene düşünün. Tamam? Cennetin, ahiretin 1 saati dünyanın 1000 senesine denkmiş.
Tamam. Bir tane kılmadığımız kaza namazları başlayın. Bir tane kılmadığımız namaza mukabil tam bir rivayete göre 23 ahiret yılı, bir rivayete göre 83 yıl ahiret. O bir saat ahiretin dünyanın 1000 senesi. Ve saçta, saç oraya bastığı zaman beyinler fokur fokur kaynayacak. Böyle bir yerde, yani bir saati dünyanın 1000 senesi, 23 senesi ne olacak? O saçta fokur fokur kaynamaktansa inna ateyna kulu vallahi ile bu işi bitirsek olmaz mı? Orada namaz mı kılacak öyle? Öyle. 80 okpa diyor abi. Evet. Kısın saçlara namaz kılacak. Evet, 83 sene, 83 sene ama bir dünyanın senesi değil. Dünyanın senesi değil. Ah, evet. Peki burada bunu nasıl ödüyorsun? Ya burada kılacaksın ya burada. Ay, seç. Kılmadığın namazı orada böyle yapılacak. İster inan, ister inanma. Gidince göreceksin. İnna atteyna kulu vallahi ile. Şimdi adam 25 yaşında namaza başladı. Ha bir bana bir bardak su verir misin? Adam 25 yaşında namaza başladı. Ama geçmişe dönüp kaza namazı var. Zaman zaman da kaza namazı kılıyor. Hani öldüğünde geçmişe dönüp kaza namazları kılacak mı o sacın üstünde? Yoksa kılmış bir şekilde mi? Eğer kaza namazına başladın bugün. Adın neydi? Kadir. Kadir. Bugün kaza namazına başladın. Hatta tamam yatsıyı kıldık. Başladım. Niyet ettim bu derste şimdi. Ama bir tane nasip olmadı ve şu anda öldü. Korkma ölmesin. Allah kılmışın gibi muamele ediyor. Niyet ettiği için. Niyet ettiğin için. Niyet işi bitiriyor. Evet. Biter ki niyet et. Halis demek. Halis evet. Halis demek yapacağım demektir. Evet. Tamam mı? Eyvallah. Şimdi kardeşim, dünya hayatı için ne olur? Sevgili arkadaşlar, okula giderken çocuğunuzun veya biz kendimiz kaçta kalkıyorduk? Ya bu ahiretin okul kadar değeri mi yok ya? Çocuğu kaldırıp yedirme, içirme, onu şey yapıp servise koymak. Meşakkata bak ya. Ulan cennete bile öyle koymayız ha, servise koymayız. Cennete gidiyor çocuk, servise de kaldır uykudan. Annesi ne der? Ya güzel güzel yatıyor, dokunma ya. Okul için kıyameti koparıyor. Camiye gelir gönder mesela. O zaman o anne geliyor bana da, çocuğum bana isyan ediyor, çocuğun psikolojisi bozuk. Sen bozdun küçüklükten beri de, ben ne yapayım? Namaza kaldırmadım uykusu var diye, ama evet. Okula sopayla kaldırdım. Şerbet yapıyor. Yani bakın, kaldırmak, elini yüzünü giydirmek, yedirmek, servise koymak okul için. Ya ahiret için hiçbir şey gerek mi? Ne kalkacaksın, elini yüzünü yıkayacaksın, ona da abdest ya. Bufede alışveriş yapıyordun, 75 kuruş vermen lazım, 1 lira verdin. 25 kuruş sana verirken elinden düştü. 25 kuruş ya. Allah bilmiyor neyini versin lan. Düşmeseydin. Almam diyor musun? Dırırırt gitti değil mi? İleriye doğru gitti. Bir adım, iki adım, eğil, kalk, iki adım geri gel. Sabah namazın farzı işte. Yani 25 kuruş kadar değeri yok mu ya şu sabah namazının? Hasan abi şu anda öğrenciler sabah namazı vakti kalkıyorlar. Binlerce öğrenci şu anda. Evet. Anladık mı? Para üstünü verdi, mermere düştün. Biraz yuvarlandı, gidiyorsun, eğiliyorsun, kalkıyorsun, geri geliyorsun. Sabah namazı, iki namaz vakti işte. Şey, iki rekat kılma. Biraz da hafif, bir iki hareket ekledim, bitti. Önemli olan ne biliyor musun? İlle onu elde etmek değil, bunu bana kim emrediyor? Esas bu. Yani namazın kılıp kılmamasının birinci derecede değil, ikinci derece bu. Ama esas birinci de şu. Namazı kim diyor sana? Kıl. Hatırlamıyorum. Diyen kim? Diyen ki. Muhalefet edince kime muhalefet ediyorsun? Evet. Tamam da nereye kaçacaksın? Fefirru, nereye gideceksin? Nereye gideceksin ya? Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde futursuz hizmet ettiğin halde cehennem gibi bir haps ebedinin hafı en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor. Ya mesela Allah vaat etti böyle, cehennemden bahsediyor. Ya hakikaten ya varsa ya, en azından. Ya varsa ya. He? Bu köyde mezarlık var mı arkadaşlar? Var. Var değil mi? Demek burada da ölüm var. Üç tane. Var. Kaç tane? Üç tane. Üç tane mezarlık mı var? Evet, yan yanına. Allah Allah. E peki,
Ya varsa ahiret, hata en azından tövbeye, tabii ki var ama en azından mantıken peki bu hata nasıl telafi edilecek kılmamakla? Kıl kardeşim ya. Kılamıyorum, içimden gelmiyor. Enerji eksik. Ne yapacağız o zaman? İmanını güçlendireceksin. Neyle? Kitap okuyarak, derse gelerek, Kur'an okuyarak, haramlardan uzak durarak, öyle YouTube'lara vesairelere, öyle kötü şeylere muhatap olmayarak, o elde ettiğin, derste elde ettiğin enerji kılmaya yeter. İnan yeter. Boşalmasın o enerji sende, o yeter. Ya. Bir tane okuyayım, kapatayım. Beşinci ikaz. Ey dünya perest nefsim, acaba ibadetteki futurun ve namazdaki kusurun meşagili dünyevinin kesretinden midir? Yani niye namaz kılamıyorsun veya kılmıyorsun, öyle yamuk yumuk yapıyorsun? Allah dünyada işlerim çok, zamanım yok. Veya derdi maşeti meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Vallahi geçim derdine düştük. Zamanım yok. Nereye zamanın yok? Nereye zaman yok? Sana zamanı verene zamanın yok. Bir daha. Namaza zamanın yok değil mi? Ne demek? Sana zamanı verene zamanım yok. Buldu mu şimdi? Sana bu zamanı mı verdi? Kardeşim, arabayı sürerken hepimiz arabacılık yaptık. Çek sağa, dört düğü yak. Acayip bir şey de oluyor ya. Keyif de veriyor. Sanki sultan-ı kainat bütün hepsinin emrine vermiş. Sanki küreği arsana mescit olmuş böyle. O kenarda yani. Yunus. Ama ne kadar acayip keyif veriyor ya. Ama bir an önce yükün yetişmesi lazım. Ha, peki yetişirken yetişmeyesin. Ahirette mi? Ya. Öyle insanlar yetiştirirken sırtımızda onu yetiştiriyorduk. Dört kişi götürüyorduk. Bir daha da koşarak götürüyor. Esselatu ve selamu aleyk. İşi bitirmeden vefat etti zavallım. Ya kardeşim, beraber ahirette de dost olmak istemeyiz mi ya? İnşallah. Ha? Beraber olmak olalım mı? İnşallah. Her gençler. İnşallah. O zaman namazı kılacağız abiler. Büyükler çok azdır, büyük olanlar. Kaza namazınızda da bu akşamdan sonra başlayın kardeş. Başla ya, bir şey değil ya. Şimdiye kadar kılmış, 10 defa kılmıştın ya. İnan. Niye biliyor musunuz? Dişinizi sıkın, yakında öleceksiniz. Az kal. Ne zaman? Bu, o zaman bitiyor. Oruç, namaz bitiyor. Az kaldı. Sen o sözü söylerim senin zamanın. Birisine bir şey böyle, bunlar biraz şaka yaptım, inandı. Ya şu tarihte, zaten o tarih gelmeden hakikaten ölür diye endişe etti. Mustafa iyi misin? Öyle mi? Niye? Gördün mü? Hasan abi gizli kalsın, söyleme aslında. Allah Allah. Acaba ibadetteki futurun, namazdaki kusurun, dünyevi meşagili dünyevinin, dünyevi meşgalelerin çokluğundan mıdır veya derdi maişet meşgalesinden vakit bulamadığından mıdır? Bak ne diyor? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Dünya için mi yaratıldı ki? Her şeyi ona veriyorsun. Bak ben bu memlekete, bu köye kaçta gelmiştim ya ilk? 96. 90. 97. Bak kaç oldu? Kaç sene geçti? 23 sene buraya gelmiş. Bak o zaman, şimdi geçmişime baktığım zaman bu sahil köyüne 96'dan beri geliyor. Allah demeyecek mi size? Bu adam Rizeli, bu adam İstanbul'da oturmuş. İstanbul'da geldi, size her hafta dersi geliyordu. Her hafta Kırıkan'da. Ya hiç mi? Lan sizden bir şey istedim. Yok. Peki bu adam deli miydi? Kafadan eksik miydi? Yok. Sizin kadar benim de aklım var. Ben saf mıyım? Değilim. Akılsız mıyım? Değilim.
Peki neyin peşindeyim? Sen de bir namaza başlasan olmaz mı? Bu kadar ya. Şimdi Allah sana diyecek ki bu kadar ders yaptı, bu kadar ana kadar oldu. Bak nereden geliyor? Reyhanlı'dan geliyorum ha bugün. Peki sana namazdan bahsediyor. Şimdi bu dersi Allah sana sormayacak mı? Sana bu ders yapılmadı mı? Gene niye kılmadın? Zorun neydi? Sorduğu zaman ne diyeceğiz? Cevap yok abi. Ama orada tamam yok da şakası yok biliyor musun? Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki oyun oynamıyoruz diyor. Yelabun. Biz oyun oynamıyoruz. Bırak oyunlar oynansın bakın. Peki padişahım peki nasıl telafi edeceğiz bunu orada? Nasıl telafi edeceğiz? He? Susarak. Susarak diyor. Başka çare yok. Susacağız hocam. Ne dedi? Susacağız diyor. Ha, bu da sorulunca mı? Evet. Peki adın ne senin? Şeyh. İşte kaç yaşındasın? 12. 12. Allah şimdi sana dese ahirette. Hüseyin niye namaz kılmadın? Ne diyeceğiz? Susacağım ama susmak çare değil ki. Aslında abi öğretmenin karşısında susarak öyle tedavi ediyor ya öğretmenin karşısında. Cevap bu hatun konuyor ya. Aferin sustum. Affettim. Öyle bir şey yok. Yaptın mı yapmadın? Eli konuşacak, gözü konuşacak. Her şey konuşacak. Ha bak abi ne diyor bak. Eli konuşacak, gözü konuşacak, ayakları konuşacak. Ya Rabbi bu Hüseyin hep filmleri seyrediyordu, oyun oynuyordu. Beni kılmadı namaz. Diyecek biliyor musun? Tamam. Canım benim. Kılacağız değil mi Hüseyin? Evet hocam. Aslanım benim. Görüyor musunuz büyükler? İşte sen kaç yaşındasın abi kapıyı şu yastığını? Ben mi? Ha. 40 bak kılacağız değil mi abim? Tabii. Elhamdülillah. Tabii ki. Sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyevinin levazımatını tedarikte iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Serçe kuşu ne yapıyor biliyor musun? Bizden 20 derece daha basit. Serçe kuşunun elbise derdi var mı? Yok. Ayakkabı derdi? Geçinme, eş, aşiş, yok. Hayat bu, hayat ona güzel. Cehennem derdi de yok biliyor musun? Hem de havada uçuyor, dolmuşa binmiyor. Manzarası güzel. Acayip, her taraf, her yer manzara. Öyle değil mi? Her yer kuşa böyle ya. Ama biz hayvan kadar yaşayamıyoruz. Yürüyün beyler, yürüyün diyoruz otobüste. Ondan sonra bir ekmek için bak tır sürüyor 16 saat. Öyle diye bir iniyor, sabah çıkıyor. İki tane solucan buluyor böyle dalinamin en kaliteli köfte yiyor. Köfteyi görüyor musun? Hem de nasıl bir köfte? Canlı köfte. Solucanı aldı mı, böceği aldı mı? Ona en iyi köfte. Ekmek arası. Bir de buğday tanesi gördün mü? Tam ekmek arası. Değil mi Mustafa? Yani hakikaten dünyada güzel yaşamak istiyorsan yine hayvan olmak lazım. Ama hayvanlık elimizi geçmiyor. Günde 50 defa da çiftleşiyor. Bakın dünyaya bak. Adama bak ya. Serçe duydum. Yani bizim elimize hayvanlık geçmiyor biliyor musun? Hayvan olmak için aklı çıkartmak lazım. Çıkartamayız ki. O neyse kalsın insan olalım da insan gibi yaşayalım. Biz de cennette fazla ondan daha iyi yaşayacağız. Dişinizi sıkın bitiyor zaten dünya. Peki sen cihazat bakımından serçeden daha güzel yaratılmışsın. Ama serçe kadar dünyada güzel yaşayamıyorsun. Niye anlamıyorsun bundan ki biz dünya için yaratılmamışız? Bak ne diyor? Sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyevinin levazımatını tedarikte iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bundan neden anlamıyorsun ki vazifeyi asliyen hayvan gibi çabalamak değil, belki hakiki bir insan gibi, hakiki bir hayat-ı daime için sağ etmektir. Ha. Delikanlı senin adın neydi? Ozan. Ozan. Ozan kaç yaşındasın abi? 16. Oo sen de yaşlandın ya. Herkes olması gereken yaştadır ve herkes bir yaşındadır, aynı andadır. Hiç kimse yaşlı değil biliyor musunuz? Şu anda herkes haletini yaşıyor. O da aynı yaş. Ha, şimdi bak Ozan. Serçe kuşu bizden cihazat bakımından 20 derecede basit. Ama hayatı, dünyayı bizden daha güzel yaşıyor.
Bu bize gösteriyor ki serçe kuşu bu dünya için yaratılmış. Onun cenneti bu dünyadır. Bizim cennetimiz öte dünya. Şimdi bunda insan gibi yaşarsak, yani mutfakta doldurup, bak mutfakta doldur, tuvalette boşalt, yatağa git, okula gidiyorsun değil mi? İşe değil, okul. Mutfak, tuvalet, yatak, okul. Mutfak, tuvalet, yatak, okul. Ve bu dikdörtgenin içinde öl gömül, mezarlık da bu. Değdi mi yani? Ne, sahip demişsin, Osman dedim kızımız. Nerede oturuyorsun? Ha, misis. Misis'te evden çıkıyorsun, okula. Ondan sonra misis'te. Lan bari dünyada ne kadar misisler var ya. Hiç haberimiz olmadan öldüm. Lan dünyanın her tarafını görmek istemez misiniz ya? İşte ahirete gidince dünyanın her tarafını da göreceğiz. Gidemediğiniz yerlere gideceksiniz. Her tarafa. Şimdi ben mesela Brezilya'yı merak edersin. Ha? Arjantin'i merak edersin. Bolivya'yı merak edersin. Sudan'ı merak ediyor ama gitmedik. Ama elimize geçmiyor. Cennete gittik mi hepsini geçecek. O zaman cennete gitmek ister misin abi? Ben de istiyorum ha. Bundan, bununla beraber meşagili dünyevi dediğin, ya dünya meşgalesi ya çok işimiz var dediğin, çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştırdığın mahalleyen meşgalelerdir. Zamanı yok ama oturalım akraba misal veya akraba arkadaş mı münasebetten gittik evine çekirdek yiyoruz çay içiyoruz. Bir gittiğimiz zaman kaç saat veriyoruz? Evet. 2 saat. Veya bir araya gelince yani 2 kelam edelim. 1 saat. Ya bir oyun oynayalım diye, bir maç seyredelim diye ömrümüzden kaç saat gidiyor? Şimdi ben size sorsam yoğun bakımda hastanedeki adama al sana televizyon maç seyret veya gel biraz şundan bundan konuşalım. Konuşuyorum. Harcar mı? Maç. No. Ne oldu? Bu yapar mı? Değmiyor. Bu nefesi sırf bu dünya için yetmiyor. Ve değmiyor. Niye biliyor musunuz? Bir araba düşünün. Kamyon. Altın. Her taraf altın. Onunla harfiyata gidilir mi? Niye? Bir toz kopmayacak mı çakılla? Harfiyata çakıl koydum. Hem bir toz. Kaybın olacak. Bir toz koysa kamyondan ki kopmamı kazandığın paraya değer mi ya? Daha büyük kayıp. Ya demek ki her tarafı altın olan bir kamyonla harfiyat yapılmaz. Niye yapılır? Arabadan daha değerli şey yapılır. Bir şey sorayım gençler. Kar getirmeyen araba galeriye. Satla. Meyve vermeyen ağaç sobaya. Odun. Süt vermeyen sığır kazana. Namaz kılmayanı da cennete. Olmazlar abi. Olmazlar. Oldu mu? Olmaz. Bir daha. Kar getirmeyen araba, 1/2 arıza çıkaran araba galeriye. Meyve vermeyen ağaç sobaya. Süt vermeyen sığır kazana. Namaz kılmayan da cennete. Cennete. Ben demedim. Abi, kim dedi lan? Yerim ben seni. Cehennem dedi. Canım benim bir tanesin sen. Hüseyin sen oradasın. O senin adı neydi ya resmin arkasındaki? Ben. He? Furkan. Öteki yandaki? Seren. Seren. Değil mi bak? Aferin ya. Bunlar benim bir tane ya. Çocuklar derste gördün mü, bana bir keyif veriyor ya. Bu dersi onlar için yapıyorum. Çok seviyor. Çok değer veriyor. Geleceğin tava adamlar. Sizi kovsak da mecbur geleceksiniz. Ya çocuklar bir tane ya. Senin çocuk bak nereye gitti, uyudu mu? Yok. Orada tamam. O ne kadar o? Baba. Kaç yaşın o? 3,5. 3,5 bak 3,5'tan 57 yaş arasında insan var. Ders böyle işte. Son cümlemi okuyorum. Yaşasın gençler, çocuklar, gençler. Ders bitiyor. Çay içeceğiz. En ezimini bırakıp güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malayaniyat ile vakit geçiriyorsun. Yani ne haberler, nasılsın? Dediğim zaman kafanda bir kere yarım saat gitti. Ulan sen zaten 10 dakika tutar bir namaz ya. Evet. Hakikaten zaman almıyor ki.
De peki şu şuradaki bir cümle var, müsaade edersen bir cümle okuyayım. Beni namazdan, ibadetten alıkoyan, yani beni böyle usaç yapan, öyle lüzumsuz şeyler değil. Ya derdi maşet, geçim derdidir kardeşim diyorlar. Öyleyse ben de sana derim, eğer 100 kuruş bir gündelik ile çalışsan, sonra biri gelse dese ki, gel 10 dakika kadar şurayı kaz, 100 lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Sen ona, yok gelmem, çünkü 10 kuruş gündelimden kesilecek, nafakam azalacak desen, ne kadar divaneci bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Aynen onun gibi, sen şu bağında nafakan için işliyorsun. Eğer farz namazını terk etsen, bütün sayın, çalışmanın neticesi, semeresi, yalnız dünyevi ve emniyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini sahil köyünde traktör çalıştırıyorsun, teneffüs etmeyecek misin ya kardeşim? Toz duman işte, mısır var, darı yani. Öyle siz darı diyorsun. Öyle böyle in aşağıya, abi böyle bir suyla abdest alsan, tabii, gözünü yüzünü yıkasan, nefeslensen çok mu şeyim ya? Ama zümrüt bulamıyoruz. Ha, zümrüt öyle. Zümrüt de alamayacağını buluyorsun. Çünkü kalbinde ferahlık geliyor. Teslimiyet geliyor. Parayla bulabilir misin? Mesela şöyle bir misal ver. Abim senin ismi neydi Kırmızı? Baha. Baha mıydı? Evet. Kıymetli şey. Evet. Şimdi doktora gitsek. Eczaneye veya eczaneye. Ya Eczacı Bey. Dün akşam ben bir derse gittim. Çok ferahlamıştım böyle. Ferahlı. Ya onu aynı öyle bir ferahlık verecek, bana bir kap verir misin? Ne der? Der ki, o derse yarın da beni de götür. Kendine ihtiyacı var. Çünkü. Reçetesiz ilaçla vermiyorlar şimdi. Ya. Diyor ki, geçen benim kız hastaydı. Gece gittim nöbet cezaneye vardı. Diyor ki, hocam bunu bitti. Bu da faydası gördük. İşte bu ilaçtan bir tane avatı. Vallahi reçetesiz buradan veremek dedi ya. Antibiyotik diye. Veremek diyor yani. Toplu bir reçete yazacak. Ya traktörde çalışıyorsun. Ya in aşağıya kardeşim. Bir abdest al, elini yüzünü yıka da şöyle. Bir farz namazını kıl desen. Yok, işim azalacak, nafakam, gelirim azalacak desen. Ne diyor? Nafakam azalacak desen. Ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Aynen onun gibi. Sen şu bağında nafakan için işliyorsun. Eğer farz namazını terk etsen, bütün çalışman, sayın meyvesi, yalnız dünyevi ve emniyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen, o vakit bereketli nafakayı dünyevi ile beraber senin nafakayı uhreviyene ve zad-ı ahiretine emniyetli bir menba olan iki madeni manevi bulursun. Ne o? Birincisi şu, bütün bağında yetiştirdiğin çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatatın, ağacın, her ağacın tesbihatından güzelce niyet ile ise alıyorsun. Ağaç, mesela darı ektin, yani mısır, namaz kıldın. O darının zerreleri bile zikrediyor. Ona ortak oluyorsun. Namaz kılmışsa. Birincisi bu. İkincisi, hem bu bağından çıkan mahsulattan kim yese, hayvan yesin, insan yesin, inek yesin, sinek yesin, müşteri yesin, hırsız yesin, olsun, sana bir sadaka hükmüne geçer. Parayla sattım, olsun. Sadaka oluyor. En büyük tarlağın git kıl namazını. Of! Harika değil mi? Şartel atıyor. Ölüme 9300 serdarı var. Ne kadar? 9300. Of. 100 dönüm olsa 90 değil. Görüyor musun bak? O tarlada bir namaz kılsan. Bir kıl orada. Velet talin amin. Amin. Ya. Fakat o şart ile ki sen Rezzak Hakiki namına vezni dairesine tasarruf etsen ve onun malını onun mahlukatına veren bir tevziyat memuru nazarıyla kendine baksan, işte namazı terk eden adam ne kadar büyük bir hasaret eder, ne kadar emniyetli bir serveti kaybeder ve sahiye çalışmaya pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvve-i manevi temin eden
o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır, iflas eder. Hatta ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır, futur gelir. Neme lazım der. Ben zaten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti ne için çekeceğim diyecek. Kendini tembelliğe atacak. Fakat belki adam der ki, daha ziyade ibadetle beraber sayu helale, helal çalışmaya, namaz kılarak helal çalışmaya devam edeceğim. Yaşlansa bile. Ta kabrime daha ziyade ışık göndereceğim. Ahiretime daha ziyade zahire tedarik edeceğim der. Evet, Allah namaz kılanlardan eylesin. Allah iki canda aziz eylesin. Hizmet-i maniyede Cenab-ı Hak bize sebat versin. Anlayış versin, feraset versin, dirayet ve basiret versin ya Rabbi. Futur vermesin. Allah bizi de birbirimizden ayırmasın. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı Cenab-ı Hak elimizden bu hizmeti, bu dershaneyi almasın. Vahir de vahum. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Teman selamat.